Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında garnitürlü üzerini kapatarak çok güzel, hiç mutfakta koku olmadan bir çupra pişirdim. Son hali böyle. Bu şekilde yaparsanız hem çok az yağ kullanıyorsunuz hem de mutfakta hiç koku olmuyor. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Yemeğimi yapmak için iki tane büyük çupra kullanacağım. Temizledik şöyle. İsterseniz aldığınız yerde de temizleyin. Böyle kesikler attırın. Buralara birazdan sos koyacağız. İki tane patates soydum ve doğradım şöyle. Bir tane büyük soğan doğradım. Bir tane de biber. Hemen bunun üzerine bir diş sarımsak rendeliyorum. Bunu da balığın arasında yani kenarlarında koyup pişireceğiz. Çok güzel oluyor bu şekilde. Şöyle yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kekik. Bunları döktüm. Biraz üzerine yağ gezdirip şöyle 2 yemek kaşığı kadar bunu karıştırıyorum ve garnitürüm hazır. Balıkların içini sürmek için de yine bir diş sarımsak rendeliyorum. Hemen baharat ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz koydum. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı kekik. Biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Sürebilmemiz için akışkan olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı kadar koydum. Şimdi bunu balıkların arasına ve üzerine süreceğiz. Balığımı aldım. Şöyle içine her tarafına gelsin. Ve üzerine özellikle şu deliklerden içeriye gönderin. Şimdi arka tarafını çevireceğim. Bu yüzüne de aynı işlemi yapacağım. Sarımsaktan koyalım özellikle. Şöyle defne yaprağım var. 2 tane arasına koyuyorum. Diğerine de aynı işlemi yapacağım. Balıklarımı böyle 2 kenara koyup ortasına da hazırladığım garnitürü yerleştirdim. Şimdi balıkların üzerine hatta biraz içerisine tereyağı koyuyorum. Ara ara koyalım şöyle erisin. Pişirme kağıdını ıslattım. Islak bir şekilde koyarsanız daha güzel şekil alır. Şöyle kapatacağım. Üzerinden de alüminyum folyo ile geçireceğim. Direkt alüminyum folyoyu koymayın. Yani gıdaya temas etmesin. Şöyle kapatalım. Hiç hava almayacak şekilde. Balıkların üzerini böyle kapattım. Şimdi 30 dakika önceden ısıttım. 200 derece fırına koyacağım. 30 dakika böyle pişireceğim. Son 10-15 dakikasında da üzerine açacağım. Biraz da üzerinin kızarması için açık şekilde pişireceğim. Evet, balığımı fırından çıkardım. 15 dakika kadar da üstü açık bir şekilde pişirdim. Tarifimin sonuna geldim. İnşallah bu tarif size de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.